Evet, merhabalar. Ben Profesör Doktor Baki Göksan. Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sağlık Programlarından Elektronörofizyoloji programında öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Bu programda bulunduğumuz mekan öğrencilere bu programda yer alan önemli iki tane aletin tanıtımı yapılıyor. Öğrencilerin bu aletlerle tanışması, kullanımını öğrenmeleri sağlanıyor. Programın asıl amacı bu aletleri kullanabilen, sürdürebilen ve değerlendirmelere katkı sağlayan teknik elemanların yetişmesi. Bu kişiler aynı zamanda yardımcı sağlık elemanı olarak görev yapıyorlar. İki temel aletimizden birisi EMG cihazı dediğimiz, EMG aleti dediğimiz elektromiyografi aleti. Diğeri ise elektroansofolografi aleti dediğimiz, EEG aleti dediğimiz alet. Burada elektronörofizyolojinin iki temel konusundan birisi beynin ürettiği elektriksel aktivitelerin kaydı. İşte bu elektroansofolografi aleti bu işe yarıyor. Aynı kalp elektrosu çekilir gibi elektrotlar kullanılıyor. Elektrotların bir ucunu saçlı deriye, bir ucunu da aletin kutusuna yerleştiriyoruz ve kayıt yapılıyor. Beynin ürettiği elektriksel dalgalar cihaza kaydediliyor ve sonrasında değerlendirme yapılıyor. Elektromiyografi aletinde ise beyinden ve omurilikten çıkan sinirler ve sinirlerin ulaştığı kasların elektriksel aktivitesi ve fonksiyonları değerlendiriliyor. Dolayısıyla hem beynin hem sinirlerin ve kasların elektriksel aktivitesi kaydedilerek, değerlendirilerek fonksiyonları araştırılıyor. Bu fonksiyon normal midir, anormal midir? Fonksiyonu bozan herhangi bir sorun var mıdır, yok mudur? Bunlara bakılıyor. Elektroansofolografi aleti hem gündüz kişi uyanık oturur vaziyetteyken kayıt yapıyoruz, hem de laboratuvar şartlarında gerekirse uyku süresince de kayıt yapılıyor. Yani bir uyku laboratuvarında kullanılan alet de bu elektroansofolografi aletidir. Tüm gece boyunca hasta uyurken kayıt yapma imkanı var ve bu bölümde okuyan, yetişen arkadaşlar aynı zamanda uyku sırasında da beyin elektrosu, EEG çekme yeteneği kazanarak ve bu uykuyu değerlendirmeyi, uyku bilimini en azından tanıyarak mezun oluyorlar. Buradan çıkan sonuç şu: elektronörofizyoloji bölümünde eğitim alan bir öğrenci hem kas ve sinir elektrosunu hem beyin elektrosunu çekmeyi, aleti kullanmayı bilerek mezun oluyor. Bu nedenle de ister özelde olsun, ister devlette olsun, sağlık kurumlarında nöroloji kliniği olan, nöroloji bölümü olan tüm sağlık kurumlarında, ayrıca bir nörolog uzman hekimin muayenehanesinde bu aletleri kullanma şansı oluyor ve gerek bu beceri sayesinde hem sağlık kurumlarında, eğitim veren kurumlarda hem de nörolog hekimlerin muayenehanelerinde bu aletleri kullanma şansına sahip oluyorlar. Geniş bir iş imkanı, geniş bir çalışma alanı olan bir bölüm ve böyle bir eğitim almış olmaları öğrencilere bir üstünlük, ayrıcalık kazandırıyor. Bu bölüme ilgi duyan, bu bölümde okumak isteyen aday öğrenci arkadaşlarımızın gelerek mekanı görmeleri, tanımaları bu açıdan çok önemli.